Kaçak yakalandı ülkesine gönderildi türü haberler. Senin söylediğin olayla ilgili bir haber var burada. Ama senin dediğin tam tersi. Kahraman emniyet güçleri kırklar elde yurt dışına çıkmaya çalışan 852 kaçağı yakaladı. Bunlar gerçek haberler mi acaba ya yoksa troll haber mi? Gerçek haber sitesi aslında. Kahraman emniyet güçleri derken dalga geçmiş tabii de. Abi işte bak şu haberleri görünce çıldırıyorum. Bu o kadar çok oluyor ki İzmir'de mesela çok yakalıyorlar. Biliyorsunuz arkadaşlar son dönemde yani Türkiye'nin İzmir'de de varmış bu. Türkiye'nin birçok yerinde sığınmacılara karşı halk bayağı çıldırdı. Bayağı cinnet getiriyor yani. Genelde şey oluyor taciz türü haberler oluyor. En son bu Mustafa Sandal'ın paylaştığı hangi şehirdeydi bakalım mı? Şanlıurfa'da bir Suriyelinin 9 yaşındaki erkek çocuğa defalarca kez a burada T.C. pardon yıldız Tecil Yıldız falan yazman lazım. Tecavüz ettiği iddiası üzerine Şanlıurfa halkı sokağa döküldü. Mustafa Sandal da demiş ki şeref namus edep yoksunu bu mahlukların yaptıklarına dur demenin vakti geldi de geçiyor bile. Bedeli ne olursa olsun ülkemizden defol gideceksiniz. Benim artık şu kanun ömrümde birinci gündem son nefesine kadar bu olacak. Hashtag ülkemde mülteci istemiyorum demiş. Halkımız tepkisini göstermekte sonuna kadar haklıdır ama lütfen şiddete şiddetle yanıt vermeyen polisimize zorluk çıkarmadan sesimizi yükseltmekte mümkün. Bu olayı gündemden düşürmeyelim. Ta ki geldikleri yere dönene kadar demiş. Çok ilginç bir şekilde 10 Temmuz'da da gene Mustafa Sandal'ın bir olayı olmuş. İsmini vermeyeyim diğer arkadaşın da biraz ağır konuşabilirim. Şu mikrofonlu dızolardan var ya son dönemde kendisine rapçi diyen. Mikrofonlu dızolardan bir tanesi şöyle bir paylaşım yapmış. Ha, konserde Mustafa Sandal çıkmış. Mustafa Sandal'dan sonra da bu mikrofonlu dızo arkadaş çıkmış. Bu da ona sinirlenmiş. Liste böyle diye. Benim önüme Mustafa Sandalı çıkaramazsın yazmış. Hele hatır gönülle aman adam yaşlı aman şöyle böyle diyerek asla çıkaramazsın. Sene 2023 kimin ne iş yaptığı kimin ne kadar dinlendiği ortada. Değerli Mustafa Sandalı konuşsaydınız neden bu devirde hala son sahneye çıkmak istiyor diye. Bir de gülücük atmış. Maalesef arkadaşlar biz bu tipleri hep gördük. Bu, bu tipler ne ara ünlü oldu dedik. Bu mikrofonlu dızolar. Yani birinden mikrofon dızlamış adam. Genelde biliyorsunuz arkadaşlar Erlik'in şeyi vardır. Spotify'ı nasıl bu adamların ele geçirdiğiyle ilgili ve böyle yerleri ele geçirirseniz ve kendi adamlarınızı oralarda ünlü yapmaya başlarsanız o zaman çok kolay ve çok rahat bir şekilde kendi istediğiniz insanları ünlü yapabiliyorsunuz. Maalesef YouTube'da da böyle. YouTube Türkiye'ye ele geçirdin mi? YouTube Türkiye'de mesela kimleri önerilenler red çıkaracağını sen belirlersen eğer canının istediği herkesi canının istediğin ünlü yapabiliyorsun. YouTube'da da öyle kanallar var ya bir anda ünlü olan Böyle işte Yılmaz Güneyci vesaireci konuşmuştuk onları. Bir anda sebepsiz yeri ünlü olan tipler. Ya da işte Selahattin Demirtaşçı falan. Bu mikrofonlu duzolar da öyle. Mikrofonlu duzo kardeşim 3 sene, 5 sene sonra sen var mısın acaba? Mustafa Sandal ben ilkokuldayken vardı. Tekrar söylüyorum Mustafa Sandal ben ilkokuldayken vardı. 30 seneden daha fazla. Gerekli cevabı çakmış zaten Musti abim demiş. Ondan sonra arkadaşlar çok ilginç bir şekilde bunlar hep birbiriyle bağlantılı nedense. Başka bir grup gene mikrofonlu Dizo yakalanıyor. Bunlar sürekli işte şarkılarına ne kadar tehlikeli adamlar, ne kadar bad boylar olduklarını falan söylüyorlar. Ondan sonra polis bunları yakalıyor. Silah çıkıyor evlerinden. Gerçek mermi çıkıyor. Silah söylediklerine göre, onların söylediğine göre gerçek silah değilmiş. Ondan sonra da ağlamaya başlıyorlar. İlk başta şu Mustafa Sandal'a atar yapan Mustafa Zandal'a dalga geçen mikrofonlu dızo arkadaşımız. Diyor ki aa ama onlar gerçek silah değildi diye ağlamaya başlıyor. Siz hani tehlikeliydiniz? Sizin airsoftmuş tehlikeniz. Sizin tehlikeniz airsoftmuş o zaman. Sizin adamlığınız da airsoftmuş o zaman. Bunları ünlü yapanlar utansın arkadaşlar. Bunlar neden sanatçı kabul ediliyor diye önce bir şaşırmıştım. Bakıyordum. Ondan sonra bunlar nasıl ünlü oldu diye şaşırdım. Bak ünlü olduktan sonra da havaya girip bu sefer de gerçek sanatçılara bu sefer atarlanıyorlar. İki gün sonra saldılar al. Ondan sonra tabii tabii bak şimdi sol hemen nasıl sol tayfa savundu diyor. Şimdi arkadaşlar bunlar sol gerici tayfa, bölücü tayfa kendi adamlarını savunacak. Değil mi? Hemen başladılar mesela işte Esrar'la ilgili konuştu diye hashtag bedava demeye. Zamanında. Anladınız mı arkadaşlar? Hashtag bedava esel demeye başlamışlardı. İşin yanlış tarafı onlar tabii ki yapacak. Onlar tabii ki kendi adamlarını savunacak. İşin yanlış tarafı bizim arkadaşlar da inanıyor buna. Yani bölücü olmayan normal normi insanlar da inanıyor. Aa diyor şey hemen hemen şey muhabbet işte AKP yaptı. <laughs> AKP yaptı. Hemen onu onu yapıştırırlar arkadaşlar. AKP yaptı. AKP yaptı olunca hemen bedava eser onlar da sürekli bu oyunlara geliyorlar arkadaşlar. Daha önceden biliyorsunuz Selahattin Demirtaş'ın karısına bir tane adam. AKP'li miymiş? Ünlü olmayan birisi bir de yani herhangi bir vasfı da olmayan birisi. Bir tane adam laf soktu, laf gönderme yaptı. Böyle kinayeli konuştu diye. O zaman sosyal medyayı yıkmışlardı. Belki bana kızıyorlardır şimdi. Niye buna bu kadar atarlanıyorsun falan diye. İşte Demirtaş yalnız değildir. Demirtaş'ın karısı yalnız değildir. Demirtaş'ın karısını yalnız bırakmayacağız falan. İstediğinizi söyleyin. Niye bu olaya kızıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Bunları çıkartan tayfanın kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Yani bu hashtagleri yazan, insanları bu şekilde koyunlamaya çalışan, normileri de, sizin benim gibi bölücü olmayan insanları da koyunlamaya çalışan. Aman arkadaşlar bakın hashtag açtık. Kim olursa olsun bak bir bayana laf edilmiş. Bir bayan kadına, bir dişi cinsiyetli bayan kadına laf edilmiş. Bunun arkasında durmalıyız. Hashtag yalnız değil. Neden bizim gibi insanlar ızdıraplandı bunu görünce? Abicim. Bizler sürekli saldırı altındayız. Senelerdir, senelerdir. Şimdiye kadar ben çok fazla söylemiyordum ama yani aileme kadar artık bu rahatsızlıklar ulaştığı için onlar da biliyor. Artık onlar da biliyor. Yani benim görebileceğim yerlerde benim aileme saldırıyorlardı. Ailemi ifşa alıyorlardı. Ve bu biten bir şey değil. Blokluyorsun başka açıyor. Blokluyorsun başka açıyor. Bir seneyi geçti artık. Çoğu zaman raporluyoruz. Gerizekalı Mark'ın gerizekalı Instagram'ı diyor ki biz yanlış bir şey bulmadık. Açık açık küfür yazıyor ismi bile küfür. Yani açtığı sahte hesabın ismi bile küfür. Blokluyorsun başka geliyor. Raporluyorsun kapatmıyorlar bile. Bir sıkıntı bulmadık diyor. Ama adam Hitler cosplay yapmış. Şeyde klipte Hey George versene borç klibinde. Sen de onu paylaşıp ha ha adam Hitler cosplay yaptı deyince ban yiyorsun. O zaman ban yiyorsun. Biz aylardır bir seneden fazla zamandır bu şekilde bütün ailemizin uzak akrabalarımıza kadar biz bu saldırıya maruz kalıyoruz. Ve bu şerefsizler tarafından. Bu şerefsizler tarafından kardeşim. Bu saldırıya maruz kalıyoruz. Aslında çok daha sert, çok daha nefret söyleminde konuşacaktım. Çünkü bu insanların neyi hak ettiğini ben biliyorum. Bu insanlar yargılanmayı işte hapse atılıyor. Yo, yo. Yani zamanında Fethullahçılar yapıyordu. Ondan sonra Kediciler yapıyordu. Bunların hepsinin yöntemleri aynı. Bölücüler şimdi yapıyor. Yöntemleri aynı. Neden aynı? Çünkü aynı noktadan zaten yollanıyorlar. Aynı yerden eğitildikleri için yöntemleri de aynı işte sabaha kadar insanlar sığınmacı şeyi yapsın. Sığınmacı öfkesi. Şimdi sığınmacılar yeni bir konu olduğu için. Milletin öfkesi de daha taze o konuda. Sabaha kadar yapsınlar ama gerçek şerefsizler bu saydığım insanlar işte. Aynı insanlar. Ondan sonra bunu yapan bu aynı insanlar kendilerine bir şey olduğu zaman bazen de fabrikasyon oluyor o. O kurbanlık fabrikasyon kurbanlık oluyor. Hemen hashtag açıyorlar. Bilmem kim yalnız değildir. Bedava eser. Peki bunu ben size niye anlatıyorum arkadaşlar? Aslında hiç anlatmamam lazım. Çünkü ben anlattığım zaman bu herifler seviniyor, değil mi? Aa bak demek ki bu adamı kafasını bozmayı başarmışız. Seviniyorlar. Peki o zaman niye anlatıyorum size arkadaşlar bunu? Bilin diye arkadaşlar ve yarın bir gün bakın bu bölücü tayfa hiçbir şekilde AKP kelimesini çok kullanacaklar, göreceksiniz. Hiçbir şekilde yardımı hak etmiyor. Bugün size yarın bize falan muhabbeti işte hep o vardır ya. Dün komünistlere geldiler. Bugün bilmem ne yaptılar. Ondan sonra sıra sana geldi. Bunların hepsi palavra arkadaşlar. Bunların hepsi palavra. Bu adamlar sadece kendi gruplarına, kendi tarikatlarına bir şey olduğu zaman ortalığı ayağa kaldırırlar. Bazen bunu fabrikasyon yaparlar. Musa Orhan'ın hashtag'ini onlar açmıştı mesela. Musa Orhan hashtag'ini. Birçok ünlü de bundan prim kasabilmek için bu iftiraya ortak olmuştu zamanında. Ve bu bir olay sadece. O kadar çok olay var ki aslında. Hayır arkadaşlar bu adamlar ne zaman kendilerine karşı sempati, empati isterlerse siktir git diyeceksiniz. Can Dündar'ın dediği gibi Can Dündar haydi başka kapıya demişti. Balyoz kumpasında iftira olduğu belli olan bir balyoz olayı vardı biliyorsunuz arkadaşlar. İftira atılıp bir sürü subay yargılandığı zaman Can Dündar çıkıp haydi başka kapıya demişti. Peki şu da çok önemli arkadaşlar. Bu adamlar yani zamanında yet şu anda biliyorsunuz muhalefetin poster çocuğu oldular. Daha önce de demiştim ya bunlar zamanında iktidarın kucağındaydılar demiştim. Bunlar zamanında yetmez ama evetçi demiştim. Bunları dedik. Peki şunu söylemedim ama. Bunlar yetmez ama evet diyerek girdikleri referandum sayesinde öyle yetkiler verdiler ki AKP'ye. Öyle yetkiler verdiler ki başbakana ve cumhurbaşkanına şu anda şu an artık cumhurbaşkanı. Askeri olaylar tamam mı? Askeri mahkemeler askerler daha doğrusu askerler askeri mahkemede değil sivil mahkemede olacak. Bunu referandumunu kabul ettirttiler. Ve şey bahanesiyle Kenan Evren yargılanacak bahanesiyle. Kenan Evren de sözde yargılandı. İçeri atabilirler mi 90 yaşındaki adamı? Bu şekilde Yetmez ama evet muhabbetiyle bu tayfa, bu bölücü tayfa o zamanlar işlerine geliyordu çünkü. Bu referandumu yaptırdılar, bu adama bu yetkileri verdiler. Askerlere sivil mahkemede yargılama yetkilerini verdikleri anda Balyoz, Ergenekon vesaire kumpasları başladı. Ne kadar büyük tesadüf değil mi? Gözümüzün önünde oldu bu tiyatro arkadaşlar. Nasıl oluyor ben de bunu anlıyorum. Gözümüzün önünde sürekli tiyatrolar oynanıyor. Biz de mal gibi seyrediyoruz abi. Görüyoruz yani tiyatro. İnsanlar o kadar yüzsüzlüğe vuruyor ki. Geçen hafta da konuştuk ya bunu. Gözünün önünde Avrupa'dan fonu alıyor. Fonu aldığını sen görüyorsun. Herkes açıklıyor. Crest Foundation çıkıyor diyor ki biz bunlara para verdik kanka ne yapacaksın? Söylüyor açıklıyor verdiği şeyleri. Ondan sonra o fonu alanlar geliyor bize diyor işte ırkçılık yapmayın falan sığmacılar. Oğlum gözünüzün önünde lan. Biz mi malız? Biz mi çok malız? Yani görüyoruz. Göstere gösteri yapıyorlar. Şey diyorlar herhalde ne yapacaksın lan? Seçimden sonra baya bir çıldırlar. Bizim mahalledeki abiler bayağı bir çıldırdı farkındasınız değil mi? Nasılsa artık muhalefette yok. Bayağı açıklamalarıyla hareketleriyle falan bayağı çıldırdılar. Yani muhalefetsiz artık çok rahat bir şekilde at koşturuyor. Onlar da anladı artık muhalefetlerin olmadığını. Doğuş aynen. <laughs> Bizde demokrasi tam oturmamış aynen öyle.